gün sizinle birlikte çocukların çizdiği korkunç resimleri yorumlamaya çalışacağız. 10 yaşındaki oğlum Hulk Kardashian'ları yiyor, parçalıyor adlı bir resim çizmiş. İnanamıyorum yani. Bu çocuk neden Kardashian'ları sinirli, çok merak ettim şu an. Ne diyor? Az önce bronzlaştım. Ben de 72 dakika önce evlendim. Yay diyorsunuz. Ondan sonra Hulk geliyor ve iki Kardashian'ı parça pinçik ediyor. Ondan sonra onları öldürüyor. İnanamıyorum. Sona bakın. Bu çocuğa Kardashian'lar ne yaptı? Gerçekten çok merak ettim. Harbiden de korkunç. 11 yaşındaki çocuğun sana doğum günü kartı hazırlamış. Hayat sonunda öldüğün bir Skylar'dır. Sen buradasın. Başlamışsın. Evet. Biraz endişelisin. Burada hafif... hafif yaşlanmaya başlıyorsun gitgide. Evet. Burada bebek doğmuş. Tamam. Buradasın. Sen de buradasın. İnanamıyorum. Abi bu kadar olmaz ya. Bu çocuk gerçekten şu an bence annesinden babasından, artık kim hazırladığını bilmiyorum ama kesin babası bu arada, ondan nefret ediyor olabilir mi? Yani ölmeye ramak kala mı demeye çalışıyorsun çocuğum? Şuna bakın, bu da ölüm şeyleri mi ne? Sen şu an burada acı çekeceksin demeye mi çalışıyorsun? Bastonu da gitmiş abinin. Ay vallahi üzüldüm ama ya. Bana böyle bir doğum günü kartı hiçbir şekilde gelmesini istemezdim herhalde. Çok korkunç. Bu bir sınav kağıdı mı? Evet, burada demişler ki name Graham, date 2-9-12. Tamam, 2012'de yazmışsın. Graham ne yazmış bakalım? Hoca demiş ki 100 yaşına geldiğin zaman ne yapacaksın? MC, sen de demişsin ki mezarımdan çıkıyorum. Ve mezar itemi, sen bir zombi olarak buradan çıkıyorsun 100 yaşında. Aslında mantıklı. Bu o kadar da korkunç bir şey değil bence. Biliyoruz ki çok fazla 100 yaşına yaşayan nüfusumuz yok. Çocuğum da çok mantıklı bir şekilde düşünerek büyük ihtimal The Walking Dead izledin. Burada kendini zombi yapmış, mezarından fırlamayı planlıyor. Garip bir bakış açısı, evet. Sevgili Valeri, hayatımdan çık. Kafasını baltayla kesmiş. Kuzeni onu çok fazla sevmeyen bir bebek bakıcısıymış ve onun adı Valeri'ymiş. Oha, bunu masasında bulmuş. Abi çok korkunç. Düşünsenize, bir bebek bakıcısısınız. Baktığınız çocuk size böyle bir resim bırakmış masanın üstünde. Bunu buluyorsunuz, ne yaparsanız. Allah'ım, ben direkt işi terk ederim. Net yani. Bir daha da bebek bakıcısı falan, aman hak getire. Aman diyeyim, çok korkunç. Çocuk, bu çocuğun nasıl psikolojisi bozuk böyle, inanamıyorum. Neden baltayla Valeri'nin kafasını kopardın? Valeri çok mu kötü davranıyor acaba bu çocuğa? Al işte, bu kadar korkuncunu şu ana kadar gerçekten ilk kez görüyorum. En yakın arkadaşım bir karabasan mı yavrum? Sen ne kadar güzel görünüyorsun gerçekten ama en yakın arkadaşın neden böyle bir şey? Aa, bu bir yani uzaylı mı? Yani siyah kaplı bir uzaylı mı? Bilmiyorum da gerçekten biraz uzaylıya benziyor sanki ama karabasanla da bir benzerliği var. En yakın arkadaşının bu olması beni o kadar üzdü ki anlatamam sana. Lütfen en yakın arkadaşım ben olayım. İnanamıyorum. Ama küçükken herhalde böyle şeyler var ya. Yeni doğan kardeş geldiği zaman bir kıskançlık durumu yaşanıyor bence. Ben bile kıskanmışım ya, düşünün. Ben bile diyorum, çok fazla kıskanan bir insan değilim. Ama böyle uzaylılara kurban etmektir falan filan, bunlar biraz bilmiyorum, çok garip. Ve bunu resmettin ha. Uzaylı da gelmiş. Yalnız resim yeteneği harikulade. Gerçekten bayağı başarılı çizmişsin ya. Ben küçükken mesela hiç böyle resimler çizemezdim. İnanamıyorum. Harbi kurban ediyor şu an. Ortadaki kelebek detayı peki hala içinde bir yaşama belirtisinin olduğunu gösteriyor kesinlikle. 6 yaşındaki kız kardeşim babamla kavga etti ve ona bu resmi çizdi. İnanamıyorum, nasıl bir resim bu? Diyor ki bu seni mutlu edecek. Çıldırıyorum şu an. Gerçekten çıldırıyorum. Küçücük bir çocuktan korkabilir misin? Bu resimler sayesinde ben korkmaya başladım. Nasıl bir şey ya bu? Çocuğum, bu nasıl beni mutlu etsin? İnanamıyorum, kafasında kılıçla mı kesiyor, neyle kesiyor? Çok korkunçsun sen. 8 yaşına ait bazı resimlerini buldun. Bak, bu kişi buluyor bu arada ve bu paylaşıyor. Ve bu Fince bir metinmiş. Fince'yi nereden biliyorsun mesela? Ya da Finli misin, nesin? Bu nasıl bir şeytan resmi böyle? Çevirisi ise o içinizde yaşıyor. Ona teslim olursunuz zevkle. O şeytandır ama bu yanlış. İnanamıyorum. O
kadar korkunç ki. Bayağı eskiz çalışması yapmış. Şeytanın çizimine bakın. Çocuğum satanesken evet böyle bir resim çizmiş. İnanamıyorum. Gerçekten içinden şeytan çıkarıyor şu an. Hayret bir şey. Mesela çocuğunuzun bu resmini bulan kişi acaba çocuğuna kutsal su falan fırlatmış mıdır? Benim çocuğum böyle bir şey yapmış olsun, net hoca getiririm, gerçekten içinden o cini çıkartırım. Böyle bir şeyin mümkünatı yok çünkü. Hayatımda bu kadar korkunç ve gerçekten üzücü bir resim görmedim ben ya. Ben ve babam annemin mezarında dans ediyoruz yazmış. Düşünsenize bir annesiniz ve çocuğunuz bu resmi çiziyor size. Ya çok kırıcı. Kalbim kırıldı şu an gerçekten. Benim çocuğum bana böyle bir resim çizseydi o kadar çok üzülürdüm ki. Neden çocuğum ve babası benim mezarımın üstünde dans ediyor? Çok korkunç, gerçekten inanamıyorum şu an. Torunundan büyük annesine gelen bir doğum günü kartı bu. Ve üstünde yazıyor ki seni seviyorum büyük anneciğim. Öldüğünde de seni seveceğim diyor. Niye öldürdün şimdi büyük anneyi? Ha? Tamam, çok güzel ve çok doğru bir bir kart olmuş ama bunu çok düşünmezdim herhalde. Bu kızdan küçük hayali arkadaşının resmini çizmesi istenmiş. Ve hayali arkadaşının kaç kolu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolu var. 4 bacağı var. Bu bir örümcek olmasın? Veya herhangi bir böcek? Gözleri bu şekilde. Ay inanamıyorum. Gerçekten ahtapot arkadaşın herhalde bu. Sizin küçükken hayali arkadaşınız var mıydı? Şu an gerçekten bunu çok merak ettim. Benim hiç yoktu arkadaşlar. Hayali arkadaşa bak. 5 yaşındaki oğlum hayali arkadaşını resmediyor. Evet, uzun boyunları var. Büyük ağızları, büyük dişleri var. Ve suratları yok. Slenderman'i çizmiş. Bu çocuk çok fazla çizgi film izlemiş. Ablacığım. Slenderman'i bu çocuğa izletmeyin lütfen. Harbiden suratı yok. Bayağı Slenderman ya. Siyah bakın. Şu da kravat herhalde. Evet. Takım elbise. Uzun takım elbise. Kravat var ve suratı garip bir şekilde. Slenderman bu çocuğun psikolojisini bayağı bozmuş. Ben sosyal hizmet görevlisiyim ve bugün çocuklardan biri bana bu çizimi gösterdi. Bu kadının onu eve kadar takip ettiğini söyledi mi? Oha. Bir şey diyeyim mi? Yalnız çok güzel çizmiş. Yani konudan bağımsız harbiden aşırı güzel çizmiş. Bu çocukların yetenekleri çok fazla var. Ama böyle bir şey aşırı psikoloji bozucu değil mi ya? Benim bile bozuldu şu an. İnanamıyorum ya. Kadının gözleri falan, ağzı, burnu, saçları. Şeytan mı bu, ne? Çok korkunç. Bu çocuğun yaşadığı psikolojiyi düşünmek daha istemiyorum şu an. 4 yaşındaki kızım bunu çizdi ve bana bunun her zaman etrafında onu takip eden bir canavar olduğunu söyledi. Ama ben onu hiç görmüyorum. Canavara bak. Bak her yerde. Bu burada. Burada bir de. Bu da bir canavar. Ay dişleri falan simsiyah. Bu nasıl bir canavar? Çok korkunç. Resmen korku filmlerinde başrolü canlandıracak olan bir karakter bu. Harbi çok korkunç. Sağı solu. Ay. Bu da o çocuk mu gülüyor, ağlıyor burada, ne yapıyor? Gerçekten bu tarz şeyler izlediğim bütün korku filmlerinden daha korkunç ya. 4 yaşındaki kızım bunu çizdi ve bana bunun her zaman onun etrafında dolaşan bir canavar olduğunu söyledi. Ama ben onu hiç görmüyorum. Ne olur bu çocuk hayaller dünyasında yaşamış olsun. Gerçekten böyle şeyler görmemiş olsun lütfen ya. Bu herhalde şu an canavar, bu da o çocuk. Şu resmen ama bu kalpler ne alaka mesela? Ve çocuk gülüyor. Ha burada gülüyor, burada ağlıyor mu? Bak orada sanki mutsuz gibi. Neden böyle bir canavar çizdin yavrum? Çok korkuttun beni gerçekten. Çok korkunç. Herhangi bir tanıdık canavara da benzemiyor ya bu. Hiçbir şeye benzetemedim. Sadece dişlerinin çürük olduğu ortada. Crazy Big Tower. Çılgın büyük bir kuledesin. Suicide Door. Çıkış yeri mi kapısı? Yukarıdan insanlar atlıyor gördüğünüz üzere. Bir tane bu kalmış, bu hepsini atmış mı? Burada bir manyak adam var, bunlar kurban. Burada lava guy mı? Burası alev alev arkadaşlar. Lavlar ve bu da lav adam. Ne yaşıyorsunuz şu an acaba? Bu çocuk ne yaşamış olabilir? Şu an resmen korkunçluk üzerine korkunçluk var bu tabloda. Her yerinden vahşet fırlıyor, inanamıyorum. Manyak adam kurbanlarını kesiyor. O sırada lavlardaki adam yanıyor. Yukarıdan birileri atlıyor. Şunlar zaten Allah aşkına ne yaşıyor bunlar? Çok korkunç.
yamyamlık üzerine herhalde bir şey yapmış bu çocuk. Şu an gerçekten bunu teker teker incelemek istiyorum. Nasıl bir şey var? Şimdi şöyle başlayayım ya da en aşağıdan başlayayım diyor. Evet, food diyor, bu bir insan yemek istiyor ve bunu parçalıyor. Ok atmış, ölmüş. Sen bunu yedin. Tamam. Aynı zamanda bir dakika, bebeği mi bu? Bu bunun bebeği mi? Çünkü aynı kafa burada var. Ya da bunu öldürüp bunu yediler ve amin diyorlar. İnanamıyorum şu an. Bu nasıl bir şey gerçekleşiyor şu anda? Gerçekten algı bir şey. Şunlar tam olarak ne yapıyor? Bunları anlamadım. Biri kaçıp sanki öbürü kovalıyor gibi. Ha, şuraya bakıyorum. Burada nasıl, kafasını mı ezmiş? Sanki şu vallahi kafasını ezmiş gibi. Bomba var şurada. Bombayı patlatıyorlar. İnanamıyorum. Bakın. İnsanları öldürüp ateşe vermişler ya. Resmen tavuk gibi döndürüyorlar. Harbi yamyamlık tepesiymiş bu. Şu hale bak. Bunu kafasına mı attı bir şey? Şurada tam olarak ne anlatılmak istemiş onu anlamadım. Herhalde şunun elinde balta var. Ha. Bu da bunu kılıçlıyor. Abi var ya. O kadar incelikli bir çalışma ki bu, anlatamam yani. Bunu yapar ressam kör oldu arkadaşlar. Bu bunun gözlerine oyuyor herhalde. Bunların için ne yapıyor? Aç kapıyı vezirgen başı mı oynuyor? Bunlar ne yapıyor Allah aşkına? Şunlar ne böyle? Bunun gözü dönmüş. Şu kafasını parçalamış. Oha, bomba atıp bunun kafasını parçalamışlar. Gülle atmışlar adamın kafasına. Ah Tim. Bir şey. George Bush mu yazıyor? Ne alaka ya? Şuna bakın, burada da sallandırıyorlar. Ay, şurada bir fight var. Burada da bir fight var. Her yerinde fight var. Şurada bir aydınlanma var. Yani bu aydınlanma nasıl oluyor onu algılamış değilim bak. En güzel kısım şurası herhalde. Gerçekten bu resimdeki. Doğum gününde işten eve geldiğim zaman 8 yaşındaki kızım bana bu doğum günü kartını verdi. Burada bir Dark Vader var. Ne alaka şimdi? Dark Vader surprise mı diyor? Evet. Bu sen değilsin baba. Tamam mı? Bu da sen misin yani çocuğum? Neden böyle bir şey yaptı? En azından sen değilsin yazısını yazmış. Yani çok da korkmana gerek yok abi. Bu çocuk sanırım çok fazla Star Wars izlemiş. Bunun başka açıklaması olamaz yani. 7 yaşındaki kızımın annesinin evinde gördüğü bir gölge arkadaşı var. Karabasandır o. O karabasandır. Ne zaman gördün? Gece mi gördün acaba? Eğer gece gördüysen nettir yani. Net bir karabasan olayı vardır. Ama gündüz gördüysen bilmiyorum. Karabasanlar gündüz geliyor mu ya? Hiçbir fikrim yok. Ama gündüz gördüysen gerçekten bir daha annenin evine gitme diyeceğim sana. Sanırım annesiyle babası ayrı mı yaşıyor? Bence hep babanın evinde kal çocuğum. Gerçekten. Ne yapıyor aynı zamanda? Bu nasıl bir görüntü, ben anlamadım ki. Bu mu karabasan? Bu mu? Bu herhalde biraz böyle silik kalemle yapılmış. Herhalde bu karabasan arkadaşlar. Bu da annen mi, sen misin? Kafanda neden bir elma armutta benzer bir şey var? Yeni yıldaki hayalini çiz diyor herhalde. Tamam. Ho ho. Merry that miss. Christmas. Ho ho. Mutlu ölüm yılbaşıları. Evet. Sen böyle mi gördün Noel Baba'yı? Abi gerçekten. Böyle bir rüya nasıl o beyinlerde gerçekleşiyor? Ben algılamış değilim. Dediğim gibi mesela ben küçükken hiç böyle rüyalar görmüyordum herhalde. Görseydim hatırlardım sanırım. Sizin böyle gördüğünüz korkunç rüyalar var mı? Lütfen yorumlara. At night. Evet, gece. Allah. Bak bu sensin evin içinde. Penceredeki. Bu da senin gördüğün korkunç yaratık mı? Aa, çok korkunç işte bu. Ay. Ben bile şöyle bir şey görsem gerçekten altım ederim. Bu çocuğun böyle bir şey görmesi ve bunu resmetmesi de ayrı bir şey ya. Of, çok korkunç. Suratında karalamış. Uyuduğun zaman seni keseceğim mi diyor. Ne diyor bu? Ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten bu anne veya bu bir çocuk mu acaba? Elinde bu kadar bıçak olması peki? Kırmızı mırmızı. Allah aşkına çocuklarınıza çizgi film falan izletmeyin. Böyle korkunç şeyler ya. Bu çocukların bu hayal gücü böyle olmamalı. Lütfen korkunç şeyler görmemelisiniz. Tamam, ara sıra korkmalıyız ama bu kadar böyle vahşet. İnanamıyorum ya. Big Brother herhalde seni izliyor. Çok korkunç ya. Gerçekten. Yani bu gözün ardında bambaşka bir şeyler mi saklı? Ne saklı? Ben korkuyorum. Ben bu videoyu çekmeye de korktum şu an. Gerçekten bu nasıl bir şey ya? Seni izliyorum demek ne demek? Aa, ne yapmış bu? Yamyam mı bu? Bir şey diyeceğim, kalbini yemiş mi? Sanırım bu bir insan. Bu neresini? Ağzında kan var. Tamam, bunun da kalbi kanlı. Bu teyze kim? Bunlarda ne yaşanıyor şu an? Burada bir aşk mı var? Ne? İnanamıyorum.
Uzaylı mısın sen? Uzaylı kalbini mi yedi? Lütfen bana bunların bir cevabını verir misiniz? Kafamda deli sorular. Uyuyamam geceleri ya. Cehennemde ne yapacaksın? Şu an bu cehenneme gönderilen bir mektup mu? Tam olarak cehennemde ne yapıyormuşuz? Şu bir şeytan. Bu bir sandviç mi? Ekmek arasına bir şeye benziyor. Sanki iki ekmeğin arasına sıkışmış bir şeytan var. Şurası alev çukuru mu? Yanacağız mı? Ne anlaşılıyor? Ne yapıyoruz? Vallahi şeytanı da ne güzel çizmişsin. Kuyruğu bile var. O dirildi mi, yükseldi mi bir şey? Tamam. O dirildi. O dirildi. O dirildi. O dirildi. Sen öldüğünde. Nasıl ya? You will die. Öleceksin dostum. Gerçekten açıklanması o kadar zor resimler ki bunlar. Yani bunu iyi ki benim kuzenim, kardeşim veya tanıdığım herhangi bir çocuk böyle şeyler çizmiyor. Gerçekten çok korkarım. Yani ben böyle bir resmi bana getirseler net beni öldürecek sanırım yani. Çok korkunç. 10 yaşındaki bir kız çocuğu köyünde gördüklerini bize çizdi. Oha, şimdi gerçekten burada da bayağı büyük bir resim yeteneği var şu an. Bir şey diyeceğim, bunlar Arapça herhalde yani... Evet, bunlar Arapça arkadaşlar. Şurada bir ev mi desem yoksa bir su kuyusu mu desem, sanki su kuyusuna da benziyor ama ev herhalde. Evin içine giren biri var. Gerçekten buna çözmemek çok zor şu an. Tamam, biri girmiş, şurada çarpı işaretleri var. Ev yıkıldı herhalde. Ben bunu anladım. Bu ne şimdi? Mezardan sanki çıkmış bir matruşka bebeğe de benziyor ama şurada bir haç işareti var. Şimdi bu matruşka bebek... Aa, uçak bu. Uçak bomba atıyor. Oha. Oha. Yazık ya. Çok üzüldüm bak şu an. Bak şu bir bayrak bu. Ne bayrağı olduğunu bilmiyorum. Ama Arapça yazdığına göre evet. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada bir savaş anlatılıyor arkadaşlar. Şunlar bu anne ve baba bayrakları tutmuşlar ve gözlerinden kanlar akıyor. Ağlıyorlar. Burada bir bayrak var. Bayraktan kan düşmüş. Ay çok üzücü bu. Bu fotoğraf çok kötü. Gerçekten şu hale bakın. Güneş bile ağlıyor. Ay yüreğim burkuldu be. 4 yaşındaki çocuğumun bir başka çizimi. Burada şu an gerçekten boynu ters dönmüş bir hayalet mi resmedilmiş? Yoksa Casper'ı çok mu izledin çocuğum? Sanki biraz da patates gibi bir şeye de benziyor. Korkunç patates. Bilemedim ama ya neye benziyor bu? 1. sınıf öğrencilerime korkutucu bir şey çizmelerini istedin. Ve acaba onlar ne çizdi? Gerçekten çok merak ettim şu an. Evet, böyle bir şey. Çok da korkunç değil ya. Ağzındaki kan detayı peki. Önceki videolarımın yanında gerçekten bu en sevimli canavardı. Şu an bayağı hipnotize olmuş 3 tane çocuk var. Gözleri garip bir şekilde dönüyor. Ve bu Spider-Man'e benzeyen örümcek onları büyülemiş, hipnoz etmiş. Çok da korkunç değil. Gerçekten. Diğerlerinin yanına bakarak buna korkunçluk derecesinden 5 üzerinden 2 veriyorum. Ne diyor? You to get. I am here. Ve elinde bir bıçak var. Bak işte diğerlerine bakarak bence bu çok daha korkunç. Ben buna bir 4 veriyorum net. O kadar haklısın ki. Gerçekten ben de palyaçolardan çok korkuyorum bu arada. Bunun aynı zamanda gözleri yok herhalde. Burnu. Bu arada şeye benziyor bu. O korkunç palyaçoya benziyor. Evet. Ondan korktuğunu anladım şu an. Ve sana gerçekten 4 vermek istiyorum. Çünkü palyaçolar bana göre de çok korkunç. Palyaçolar seni korkutuyor mu peki? Bir yorumlarda kendi belli et. Ne abi? Bak bu harbiden çok korkunç ama. O örümcek varımcek bunun yanında hiçbir şey. İh yazmış. Kafasında bir çuval var gibi ve sadece gözleri var. Kesik kağıdı da olabilir. Üzerinde kan. Elinde garip bir bıçak. Yerlerde ne var onu anlayamadım. Onlar kan mı yani? Sanki bir deli hastanesinden çıkmış gibi görünüyor aynı zamanda. Çok korkunç bak bu. Bu harbiden 5. 5 puan veriyorum ben buna. Bu ne? Bu travma geçiriyor herhalde şu an arkadaşlar. Gerçekten gözler, burunlar, bıyık yani biraz birini andırıyor ama kim andırdığını pek algılayamadım. Kanman yok ama turuncu. Turunculu biri. Umarım turuncu kan değildir. Olabilir. Bilmiyorum, buna sevimli bence bu ya. Bu 2. Şimdi bazılarımız kelebekten ve uçan cisimlerden korkuyor. Ben büyük kelebeklerden biraz tırsıyorum şahsen. Ama bu da büyük bir kelebek. Şimdi korkunçluk açısından gerçekten uçak ediyor. Değil mi? Gözleri falan biraz pörtlek gibi çünkü. Ne yazıyor orada? Oneho. 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 Bence de oneho. Gerçekten sanatsal yeteneğe bir 10 puan vermek istiyorum ben.
bayağı güzel ve yaratıcı. O renkler falan ne kadar güzel çizmişsin. Yüzüne de taşınmamış bu arada renkleri. Ve o canavar kılıklı böyle Slenderman ellerine benzeyen bir canavar. Evet, saçlar böyle elektrik çarpmış gibi, dişler falan korkunç ya. 5. Bence 5. Ya bu hiç korkunç değil ki. Ama bu kedi mi kuzu mu, ne bu? Bilemedim bak şimdi. Biraz da korkunçmuş ya. Dişlerinden çıkan o vatoz şeyi gibi çok korkunç o bak. Tamam, buna da ben bir 3 veriyorum. Evet. Evet. Annen osurdu. Annen mi bu yoksa sen misin? Osuruğu da yazmış oraya gerçekten. Garip bir resim olmuş ama çok da mutlusun. Bunun pek bir korkunçluğunu göremedim. Ben 1 falan. Annem bana biraz bağırıyor deyip anneni mi çizdin? Annenin biraz bağırdığından emin misin çocuğum? Biraz sanki çok fazla sinirli gibi sana karşı. Bilemedim ama anneler hep bağırır ya. Yani olan bir şey bu. O yüzden çok da bence üzülme. Bağırırlar. Evet. Bunların hepsi neden mutsuz ve aşırı tedirgin? Bulut bile. Yani bulut yağmuru damlattığı için o kadar mutsuz ki. Hayatımda ben bu kadar mutsuz bir bulut görmedim ama gerçekten yeteneğe bir 10 puan. Hepsi mutsuz garip bir şekilde. Mutsuz bir aile görüyorum burada. Doğa da görüyorum aynı şekilde. Kötü. Bu ne şimdi? Hani evet, sağ taraftaki insan mı? Sanki sağ taraftaki bu resmi çizen çocuk. Ama sol taraftaki garip bir yaratığa benziyor sanki. Elinde bir yoyo var gibi. Ve o çocuğu tutup götürüyormuş gibi. Ve ona bakıyor pesin geliyor musun diye. Ben biraz ürküttüm şahsen. Gerçekten. O yüzden sana bir 3 veriyorum. Abi ciddi olmasın, bunu bir çocuk çizmemiştir. Değil mi? Çizmiş, vallahi de çizmiş. Bu arada bu nasıl bir yetenek? Yani yeteneğe puan veremiyorum bile. O derece güzel bir şey. Ama canavarların korkunçluğu o kadar korkunç ki. Resmen yani oynadığım oyunlardaki korkunç karakterlere benziyor. O kadar gerçekçi. Umarım böyle şeyler görmüyorsundur. Umarım. Gerçekten eğer görüyorsan çok kötü. Çok kötü. Vallahi çok korkunçsun ya. Mr. Snuggers adı da var. Aman aman, adım adı olmasın. Görme bir daha böyle şeyler. Ben bunu pek çözümleyemedim ya. Sağ tarafta gökkuşağı var ama renksiz bir gökkuşağı. Evet. Soğuk ve kötü bir hava herhalde. Şurası sanki kaydırak gibi kızın üstündeki ama kıyafet gibi de. Eli yukarıda falan, ben anlamadım bu işi. Gerçekten bunu hiç çözümleyemedim ya. Çok tuhaf. Acaba burada sanatçı ne anlatmak istemiş? Sanatçı umarım bizimle iletişime geçer. Algılayamıyorum. Sanırım şu sol taraftaki bir kız çocuğu ve bunun kanatları var. Tamam, aşağıdaki de kurbağa mı ne o? 4 bacağı var yani. 4 bacağı olan herhangi bir hayvan. Ama yeşil. Şimdi yeşil ve 4 bacağı olan bir hayvan düşünmüyorum. Aklıma sadece kurbağa geliyor. Kurbağada 4 bacağım var. Yok, kurbağada 4 bacağı yok. Garip. Yeni bir hayvan üretmişiz. Sağ taraftaki ise bayağı ürkütücü bir şey bence. Çünkü elinde bir şey var. Sanki onu kandırıyormuş gibi bak. Gözlükleri falan da var. Garip bir şey. Ben ürktüm. Enicim. Eni sen mi yaptın bunu bilmiyorum. Ama gerçekten bir daha böyle resimler çizme bence. Bunu da bir ailene göster. Ne anlatmak istediğini bir anlat onlara. Herhalde 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk yapmıyordur diye düşünmekteyim. Çünkü bayağı korkunç ve yetenek isteyen bir şey yani. Ben hayatta çizemem mesela şöyle şeyler. Benim çizdiğim tek şey çöp adam mesela. Burada bayağı yığılmış, canavarlaşan, böyle garip bir şeye dönen birileri var. Yorgun gibi de gözler var, uzaylı var, şeytanımsı bir şeyler var. Gerçekten çok ürktüm. Buna korkunçluk açısından 5 puan veriyorum. Çok korkunç. Özellikle şu siyahlı şortlu adam beni aşırı ürküttü. Harbiden biraz daha bakarsam rüyalarıma girecek o derece. Evet. Ölüm Dünyayı Yok Ediyor adlı bir şey sormuşsun. Ve çocuk da böyle bir şey çizmiş. Gerçekten çok başarılı bu arada ama çok da korkunç. Şeytan herhalde şu an elini falan kaldırmış. Gözleri kıpkırmızı. Sağ tarafta mezar var. Aman diyeyim. Dünya yok olmasın lütfen. Ya bu çok korkunç bir şey ya. Zombi mi bunu? Bu niye yiyor? Kalbini yiyor bir de. Ay, kalbimi niye yiyorsunuz? Çok kötü bu gerçekten. Bu arada kalbi olan kişi de sanki bir sivrisineğe benziyor ama algılayamadım. Ödev anneni çiz ve çizilen anneye bakar mısın? Kadın resimde bile temizlik yapıyor, iş yapıyor. Gerçekten bu annelerin ellerinden öpmek lazım. Ama çok sinirli. Ya, sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklısın anneciğim. O yüzden sana hiç korkunçluk derecesi falan vermiyorum. Bu resmi çizen çocuk bence tam bir Jurassic Park hayranı arkadaşlar. Şu an sanırım o elinde tutan kılıç da kendisi. Arkasına da sevdiği kızı atmış.
ve birini ezdimiş. Kimi ezdin çok merak ettim şu an. Ve biraz daha vahşet diyoruz. Çok da kötü değil yani. Çok da korkunç değil bence bu. Bir resim dersindeyiz ve hoca demiş ki öğretmeniniz neye benziyor onu bir resmedin bakalım çocuklar. Gerçek yeteneğiniz bir ortaya çıksın demiş. O sırada umarım hocamız bu çocuğu sınıfta bırakmamıştır. Çünkü biraz korkunç bir hocaya benziyor herhalde. Umarım gerçekten resim öğretmeni bu çocuğun portresinden memnun kalmıştır. Allah! Ama bu yapılmaz ki. Bu çocuğa neden hiç kağıt falan vermediniz? Babasının pasaportuna böyle bir resim çizmiş ve babası artık mahsur kaldı herhalde bulunduğu yerde, inanamıyorum. Çok korkunç, bak bu gerçekten aşırı korkunç 5. Bir deniz anası çizin denmiş ve o sırada bu ahtapot ki deniz anası mı? 4, 3, 7. Yani çok sevimli bu ya, bu hiç korkunç değil ama tabii ki de biraz dikkatli bakarsak aslında portrenin arkasındaki korkunçluğa bakabiliriz. Bir aşırı korkunç bir çizgi film karakterine benziyor tabii ki. Evet, burada tam olarak ne anlatılmak istenmiş? Bu arada kulakların çizimi nedir ya? Mutlu bir aile tablosu var, baba biraz gergin gibi. Ama o kulaklar gerçekten beni sanki bir uzaylı yaşamına doğru itti gibi. Kızım bunu çizdi ve yatak odamın duvarına astı. Dün gece pek uyuyamadım. Ancak bu deniz kızı yani, niye bu kadar rahat uyuyamadın? Evet, suratı biraz korkunç. The Mumuayit. Anneme, yani annem bu diyor bence. Annem tam bir deniz kızı olsaydı böyle olurdu demeye çalışmış. Tabii arkasındaki o kuyruk biraz gergin. Ama iyi ya, çok da korkunç değil bence. Bana bakayım ben. Evet, sen bir Medusa'sın herhalde. Look at me. Adın Jack. 5 yaşındasın ve 40 boyun var. Güzel çizmiş. O dişinin yılanı yapmaya çalışmış. Dil. Dili yapmaya çalışmışsın. Bence çok başarılı. Güzel. Hayatınızda hiç 3 parmaklı bir aile gördünüz mü arkadaşlar? Eğer görmediyseniz şu an görüyorsunuz. Gerçekten korkunç bir çizim. Sanırım uzaylılardan biraz fazla etkilenmişiz. Olsun, çok da korkunç değil. Buna da ben bir 2 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün çocukların çizdiği korkunç resimlere baktık. Siz hangisini daha çok korkutucu buldunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu senin devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Devamı gelsin diyorsan like'la ve yorumla kendini belli etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.